Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çalışma takvimi üzerine grup önerisine söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geçen dönem 13 ay burada çalıştık ve bu 13 ay içerisinde 70 kanun çıkarttık. Daha doğrusu bu 70 kanunun bir kısmına bizler de evet oyu verdik. Bu 70 kanun 50 kanun uluslararası sözleşmelerdi. Geriye 20 kanun kalmıştı. Bu 20 kanunla ilgili zamanlamayı ve planlamayı doğru yapamadığınız için maalesef meclis son bir ay içerisinde, yani Temmuz ayı içerisinde 8 tane kanun getirdi. Yani 12 tane kanunu 12 ay boyunca yapıyoruz, burada çalışıyoruz. 8 kanunu ise bir ay boyunca çalışıyoruz. Bu şunu gösteriyor. Demek ki zamanlama ve planlama konusunda sınıfta kalmışsınız demektir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde biz bu takviye grup önerinize evet oyu veriyoruz. Tabii ki çalışacağız. Millet bizi buraya çalışmak için gönderdi. Size iktidar görevi verdi, bize de muhalefet görevi verdi. Ve biz bu muhalefet görevini yaparken siz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber yapamayacağınız hiçbir şey yok. Hani büyükşehir belediye başkanları için şunu söylerler ya, bir adam asamazlar bir de para basamazlar diyerek, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de siz bir kadını erkek yapamazsınız, bir de erkeğe kadın yapamazsınız. Kanun hükmünde kararnameyle, kararla ve de parlamentodaki çoğunlukla her kanunu çıkartabilirsiniz. Ve muhalefet hiçbir zaman sizin çıkartmak istediğiniz bir kanuna dur diyemez. Çünkü burada çoğulculuk değil, çoğunlukçuluk değil, çoğulculuk hakim. Komisyonlarda böyle, genel kurulda böyle. Ve açık ve net söylüyoruz ki biz burada muhalefet iktidar olarak beraber çalışacağız. Son zamanlarda parlamentoda görüntüler çok nahoş şeylerdi ve bu Türkiye'de siyaset kurumunun itibarı çok ciddi şekilde zedeledi. Zaman zaman oluyor bu ve bu bir Batı ülkelerinde olmazken biz genellikle şart toplumlarına hastalığına yakalanmış vaziyetteyiz. Gelin, burada iktidar partisine bir görev düşüyor. Muhalefete de görev düşüyor. İktidar partisi, siz hoşgörü değil, toleranslı olun. Bakın, saygı duymayın ama toleransı gösterin. Hatırlarsanız eğer, Voltaire'in bir sözünü burada hatırlatmıştım. Diyor ki Voltaire kürsüdeki konuşmacıya, senin hiçbir cümlene katılmıyorum, hiçbir kelimene katılmıyorum ama senin o kürsüde özgür bir şekilde konuşabilmen için canımı bile veririm diyordu. O nedenle size düşen görev şu: madem ki her kanunu çıkartıyorsunuz, komisyonlara getiriyorsunuz, tali kanunlardan gerekirse zaman zaman burada bypass yapıyorsunuz, bilen birçok komisyonuna getirerek buraya getiriyorsunuz, Allah aşkına bir düşünün lütfen. Hani taç giyen baş uslanırmış ya, us akıl demektir. Size düşen görev şu olmalıdır: bir düşünün ne olur. Çıkartmak istediğiniz bir kanunu burada hangi muhalefet partisi engelleyebilir? Sizin karşınızda hangi güç durabilir? Durmaz ki. O zaman bırakın 10 gün boyunca konuşalım burada. 9 günde bir kanun çıkartalım. 10 günde çıkartalım. 11 günde çıkartalım. 12 günde çıkartalım. Ama siz şunu yapmak istiyorsunuz. Diyorsunuz ki siz konuşmayın. Sayın Özdağ, lütfen tamamlayın. Başkanım, eleştiriler olacak. Elbette ki burada hakaretamiz sözler sarf edilmeyecek. Temiz bir dil kullanacağız. Peki zaman zaman bu sınırların dışına çıkılır mı? Hiçbirimiz melek değiliz. Biz asr-ı saadette falan da yaşamıyoruz. Veyahut da biz mürşid-i kamiller değiliz, peygamberler değiliz. Zaman zaman bu çizginin sınırına çıkarız. Çıktığımız zaman yumruklar mı konuşacak burada? Burada ne konuşacak biliyor musunuz? Sesler de yükselmeyecek, sözler konuşacak burada. Ve siz bunun yolunu iş tüzükle meclis başkan vekilleri yapacak. Kınamayla, uyarmayla, maaş kesmeyle, genel kurdan çıkartmayla ve tazminat cezalarıyla yapacaksınız. Ben iktidar partisine diyorum ki hemen hemen her kanunu çıkartırsınız. Gelin bu kanunları çıkartırken Türkiye'de anayasadan önce iş tüzüğü çıkartalım. Meclisin bir iş tüzüğe ihtiyacı var. Meclisin anayasası iş tüzüktür. Burada ciddi problemler var. İkinci olarak da milletvekilleri kanunu çıkartalım. Hemen hemen her meslek grubunun, hemen hemen her kurumun, her kuruluşun bir kanunu var. Kanunu olmayan mesleklerden bir tanesi parlamentoda milletvekillerindir. Bunu hazırlamıştık geçmişte ama o zamanlar bir... Teşekkür ediyorum Sayın Özdağ. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.